Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın barbanti ipiyle hazırladığı makrome işi anahtarlıklarımızın yapımını tarif edeceğim. Ben bugün spagetti yarnın barbanti ipiyle anahtarlığımı hazırladım. İsterseniz spagetti yarnın pamuk makrome ipiyle de hazırlayabilirsiniz. Onunla da bu model çok güzel olacaktır. Şöyle anahtarlığımızı yakından inceleyelim. Bu arada bu aparatlar her yerde satılıyor neredeyse. Hobi malzeme satan yerlerde, tuhafiyelerde, ipçilerde vesaire bulabilirsiniz. Ben tanesini 2,5 TL'ye aldım. Bu şekilde bakın. Halka bunu çanta aksesuarlarında vesaire çanta yaparken de kullanılıyor. Birçoğunuz belki görüyorsunuz, biliyorsunuzdur. Şöyle göstermek istiyorum yakından modelimizi. Arka kısmına da bakalım. Yapımı gerçekten çok kolay. Sadece iki düğüm tekniğiyle böyle bir anahtarı çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Bir tane anahtarlığı yaklaşık çok fazla yapıp da hediye edecekseniz yahut satışını yapmak istiyorsanız hani kaç dakikada bitiyor diye merak edenler olacaktır. Yaklaşık 20 dakika içerisinde böyle bir anahtarlığı çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Şöyle farklı aparatlarım da var bakın. Anahtarlık için düşünülebilecek. Bunları da yine 2,5 TL'ye aldım. Şimdi kullanacağım malzemem böyle bir yuvarlak aparatım olacak. Sabitlemek için toplu iğne kullanacağım. İki iple de çok güzel oluyor. Barbant ipini kullandım bu kez. Sizler dilerseniz spagetti yarnı pamuk makrome ipini de kullanabilirsiniz. Bu model anahtarlığımızı çalışırken. Yarnın barbanta ipini kullanacağım anahtarlığım için. Şöyle dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde dokusu 1 metre 30 santim olarak ölçeceğim şimdi. Ezrom'da şöyle ipimi tutuyorum. Anahtarlığım için 1 metre 30 santim yeterli oluyor. İsterseniz 1,20 de kesebilirsiniz ama her zaman fazla bırakmakta fayda var. Bazen eksik kalabiliyor ama fazla fazla bir 10 santimden bir şey olmaz. 1 metre 30 santim bırakarak bu şekilde ölçtüm. 1 metre 30 santimden 6 adet kesiyorum. Bakın bu şekilde katlayarak bir defa ölçmem yeterli. Bir defa ölçtükten sonra ipimi 6 kat yapıyorum. İpi keserek başlıyoruz. Tamam, yapacağımız üründe iplerin tamamını kesip o şekilde başlıyoruz. 6 kat yapacağız. 1 metre 30 santim. Şöyle bakalım. 2, 4, 5 ve 6. katlıyorum. 6 kat yaptıktan sonra makasımla keseceğim. Bakın 6 kat yaptım. 2, 4, 5 ve 6. Şöyle tutuyorum. Kesiyorum. Önce uçlarını bu şekilde açtım. Şimdi diğer ucu tutacağım. Diğer uçlarını da aynı şekilde açıyorum. Bu şekilde toplamda 6 tane 1 metre 30 santim iplerimi kesiyorum. İplerimi kestikten sonra artık makrome işini örmeye geçebilirim. Halkamı aldım. 2 tane de bu şekilde kalın toplu iğnelerim vardı. 2 iğne ile bu halkamı sandalyemin arka kısmına monte edeceğim. Yerleştireceğim rahat örebilmek için. Bakın şu şekilde tutuyorum. Kenardan şu şekilde içe doğru batırıyorum. Diğer uca da yine aynı şekilde içe doğru batırıyorum. Sabitlemek önemli ki rahat çalışalım. Bu şekilde yerleştirdim bakın. Rahat bir şekilde çalışabilirim. İplerimizi hazırlamıştık. 6 adet 1 metre 30 santim iplerimizi kestim.
spagetti yarnım barbant ipini kullandım ama sizler isterseniz bu modelde makrome ipi de kullanabilirsiniz. Pamuk makrome ipi de kullanabilirsiniz. Şimdi bakın ipimi ikiye katlıyorum. Bu şekilde iki ucu eşitledim. Eşitledim, ikiye katladım. Bakın şu noktadan eşitledikten sonra bu ipimi ikiye katladığım ipimi halkamdan geçiriyorum. Önden arkaya doğru geçiriyorum. Aşağı doğru şurada bir bakın bir ilmek oluşuyor. Şöyle iki parmağımla bu ilmeği açıyorum. İpimi iki tane olan ipimi arasından geçirerek halkama ilk ipimi sabitliyorum. İlk olarak bu şekilde sabitleyeceğiz. 6 tane ipimizi ikiye katlıyorum. Uçları eşit gelmesi önemli. Uçları bu şekilde eşitledikten sonra tutuyorum tam orta kısmını. Orta kısmından şu şekilde önden arkaya doğru halkama geçiriyorum. Parmağımla şu şekilde tutuyorum ve ipimi sabitliyorum. Şöyle yapsam daha rahat olacak. Şöyle aşağı doğru. İyice sıkıladım bu arada. Biraz gevşek yapmışım. Şimdi diğer iplere de aynı işlemi uyguluyorum. 6 tane ipten oluşuyor modelimiz. 6 ipi de bu şekilde ikiye katlıyorum. Halkama buradan geçiriyorum. Bu şekilde içinden geçirip sabitliyorum. Şöyle takalım. En son tamamen hepsini düzleriz. Uçları muhakkak sabitleyelim, eşitleyelim. Son iki tane ipim kaldı. Bunları da hemen takıyorum. Son ipimi de yine ikiye katlıyorum. Ve diğerleri gibi aynı şekilde iplerimi sabitliyorum. Şimdi halkamın bakın ağız kısmı burası. Şu kısma çalışacağım. Tam aşağısına, alt kısmına. Önce sabitleyelim, şöyle iyice sıkılayalım hepsini. Şimdi 3 sağda 3 solda ayırıyorum. Yani 2, 4, 6 tane ip burada var. 2, 4, 6 tane ip solunda var. Şimdi buradan ayırıyorum. Şöyle bacağımın üzerine koyuyorum. Sola ayırdığım ipleri. Sağ taraftan bakın şuradan başlayacağım. Baklava dilimi oluşturacağız. İlk tepe noktasından başlayacağız. Şimdi 1, 2, bakın 3 parça, 6 tane ipimiz var. Şimdi 2'ye ayırdık sağ ve sola. Sağdakinden başlayacağım yapmaya. Sağdakinin en soldakini alıyorum. Bakın bunu buraya sabitleyeceğim. Bu sabit ipim olacak. Şimdi alttaki ipi alıyorum. Şu şekilde düğüm atıyorum. Bakın klasik düğüm. Bir, her ipten iki tane düğüm atıyorum. Muhakkak iki tane atıyoruz. Aynı şekilde şu ikiye ayırdığım en soldaki ip her zaman sabit kalacak. Bu sabit duracak. Diğer ipler üzerinde düğüm olarak kalacak. Şimdi bir sonrakini alıyorum bakın. Bir sonrakini aldım. Alttan getiriyorum. Şu şekilde tutup buradan geçiriyorum.
ve düğüm atıyorum. Aynı iple ikinci düğüm atıyorum. Bakın bu şekilde. Umarım görüntüde anlaşılıyordur. Bu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Bir sonraki ipi alıyorum. Yine aynı şekilde sabit tuttuğum ipime düğümümü atıyorum. 2 tane. 1 ve 2. Son 2 ipim kaldı. İkisiyle de aynı işlemi yapıyorum. Sırayla alıyorum iplerimi. İki düğüm çeşidi kullanacağız zaten. Biri bu, bir diğeri de göbekte olacak. Baklava diliminin ortasında. Bakın bu şekilde düğümü attım. Şimdi sonuncu ip de daha net anlaşılacaktır. Atacağım düğüm. Bakın bu ip sabit. Bunu hiç bırakmadım. Sıradaki ipi alıyorum. Alttan geçiriyorum. Sabit tuttuğum ip üstte. Alttan geçirdim. Bakın şu şekilde. Alttan geliyor. Buradan alttan getirdiğim ipi sabit tuttuğum ipin üstünden geçiriyorum. Şu aradaki boşluktan geçirdiğim ipi alıyorum ve düğüm atıyorum. Tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın. Bu sabit kalan ip burada kalıyor. Bakın 2 4 6 tane ip bu tarafta. Şimdi bu işlemin aynısını buradan yapacağız. Sol tarafı ayırdığımız ipten yapacağız. Solda 6 tane ipimiz var. En sağdaki baştakini, en sağdaki ipi baklava dilimi yapacağımız için bu da bu taraftan inecek. Bunu sabit tutacağız. Diğer kalan 5 ipi bu şekilde düğüm yapacağız. Şimdi bakın 6 tane ipin en sağındaki ipi kenara sabitledim. Bu hep burada duracak. Alttan ipi alıyorum. Bakın klasik düğüm. Şuradan şu şekilde geçiriyorum. Ve buraya doğru taşıyorum, başa doğru. Her iple 2 tane düğüm attığımızı söylemiştim. Her iple 2 defa düğüm atıyoruz. Bir sonrakini alıyorum. Bakın diğerini orada bıraktım. Düğümümüzü atıyoruz. Bununla da yine 2 tane. Aldım sıradaki ipi. Bakın ip sabit kalıyor. Düğümler bu en sağdaki ipin üzerinde yürüyor. Tekrar aynı düğüm. Klasik düğüm. Hiçbir farkı yok. Diğeriyle de yine aynı şekilde 2 defa düğüm yapıyorum. Şimdi en sonuncusu. Biraz daha yavaş yapayım. En son düğümü. Bu şekilde taşıyarak sabitliyorum. Şimdi ilk sıra işlem bundan ibaret. Kenarlara klasik düğüm yaptık ve baklava dilimimizin ilk tepe sivri kısmını oluşturduk. Şimdi bu noktada 2 tane sağdan 2 tane soldan ayıracağız. Bunlara hiç dokunmayacağız. Orta kısma geldim. Ortada 2, 4, 6, 8 tane ipimiz var. Sağdaki 2 ve soldaki 2 taneyi ayırdım. Ortadaki olan iplerimin bir tane başından, bir tane de sonundan, yani sağından ve solundan birer tane ip aldım. Bu arada şunları şöyle sandalyemin tepesine atayım. Daha net anlaşılsın. O 2 tane ipi bakın sandalyemin tepesine koydum. 2 tane ipi sandalyemin tepesine attım. Ortada 2, 4, 6, 8 tane ipim var. Şimdi bunun
sağından ve solundan birer tane, bakın, ip tutuyorum. Şimdi sağdakinden başlayacağım ben. Siz isterseniz solundan da başlayabilirsiniz bu göstereceğim işlemin. Şimdi ortadaki iplere dokunmayacağım. Sağda ve soldaki iplerle düğüm atacağız. İkinci düğümümüz de bu olacak. İki teknik düğüm var bu örgüde. Sadece iki tane düğümle çok güzel bir anahtarlık elde edebilirsiniz. Sadece iki düğüm tekniği. Şimdi sağından ve solundan birer tane ip ayırdım. Sağdakini ortadaki duran iplerin üzerine şu şekilde koyuyorum. Koydum. Bakın şöyle parmağımı da şuraya koydum ki atmasın. Solda olan ipi de bu ipin üstünde tutuyorum. Ve altından geçirip şuradaki oluşan boşluktan çıkarıyorum. Tekrar göstereyim. Daha önce çalışmıştık, hatırlayanlar olacaktır. Bakın sağdaki ipi ortadaki iplerin üzerine aldım. Soldaki ipi gelen ipin üstüne koydum. Şuradaki tuttuğum boşluktan geçireceğim. Bakın. Bu ipi, yani şu ipi buradakini şuradan çıkarıyorum. Ve düğümümü yukarı taşıyorum. Hafif de sıkıladım. Yerleştirdim düğümümü. Çok fazla yukarı taşıp sıkarsak güzel durmayacaktır. Birazcık rahat bırakmakta fayda var. Şimdi bu yaptığım işlemin aynısını soldan başlayarak yapacağım. İpi şu şekilde tutarak P gibi, D gibi artık ne dersek bu şekilde tuttum. Bu ipi buradan alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Ve yukarı taşıyorum düğümü. Ve şöyle aradaki ipleri de düzleyeceğim. Aşağı doğru çekeceğim ki muntazam olsun. Bakın birazcık da sıkıladım. Çok fazla sıkmak güzel durdurmayacaktır. O yüzden birazcık rahat bırakarak, aşırı sıkarsak da güzel bir görüntü olmayacaktır. İkinci düğüm tekniğimiz de bu olacak. Diğer düğüm tekniğimiz de bu olacak. Sadece bu iki düğüm tekniğiyle tamamen anahtarlığımızı çalışmış olacağız. Şimdi ortaya baklava diliminin içindeki düğümümüzü attık. Şimdi kenardaki ipleri, sandalyenin tepesine attığım ipleri aşağı indiriyorum. Ve bakın. Şimdi baklava dilimini kapatacağız. Bunu kapatacağız. En sağdaki ipi alıyorum. En sağdan başlayacağım. Sağdaki ipi buraya sabitliyorum. Ve bakın şöyle anlatayım, daha net anlaşılacaktır. Baştan 2, 4, 6 tane ipi ayırdım. Diğer tarafta da 2, 4, 6 tane ipi ayırdım. Tekrar 6 sağda, 6 solda tam ortadan iplerimi ayırdım. Soldaki ipi bacağım üzerine aldım. Onu ayırdım size rahat anlatabilmek için. Tabii örerken daha pratik olacaktır eliniz alıştığında. Şimdi bakın sağ taraftaki en dıştaki ipi şimdi sabit tutacağım. Şuradaki tekniğin aynısı. Bunu içeri doğru sabit tutacağım. Baklava dilimini kapatmış olacağız. Şu alttaki iplerle de klasik düğüm atacağız. Şimdi bunu sabit tuttum. Alttaki ipi alıyorum. Bakın klasik düğüm. Her iple iki defa düğüm atıyoruz. Bir. İki. Bir sonrakini aldım. Klasik düğüm atıyoruz. Bir. Ve iki. Bu arada şuradaki boşluklara da dikkat edelim. Çok aşırı sıkı yaparsak düzgün olmayacaktır. Şuradaki iplerin boşluğuna da dikkat ederek düğümlerimizi atalım. Şimdi bir sonrakini alıyorum. Aynı şekilde şuradaki yaptığım işlemin aynısı. O yüzden biraz hızlı yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken
şuradaki aralık, ortadaki düğme olan şuradaki iplerin uzunluğu. Önemli olan buradaki o, yoksa klasik düğüm, hiçbir fark yok. Her iple yine iki tane düğüm atıyoruz. Sabit ipin üzerinde düğümlerimiz yürüyor. Şöyle tuttuğumuzda 2, 4, 5 tane iple düğüm attık. Bir tanesi de sabitlemek içindi. Yani sabitleme ipiydi. Burada 6 tane ip var, bıraktım. Şimdi geliyorum burada. Soldaki, sol taraftaki 6 tane ipin en soldakini alıyorum. İplerin üstünde tutuyorum. Bunu içeri doğru şu şekilde sabitliyorum. Altta kalan 5 tane iple şuradaki yaptığım, bu kenarda yaptığımız düğüm işlemin aynısını yapıyoruz. Hatta şöyle karışmasın, şunu sandalyemin üzerine atayım. Bakın buraya koyduk ve düğüm atıyorum. Şuradaki yaptığımız işlemin aynısı. Her iple yine 2 tane. Bir sonrakini aldım. Buradaki aralıklar çok önemli. Eliniz alıştıkça o aralığı da çok rahat bırakıyorsunuz. İnanılmaz keyifli örmesi. Çok da çabuk bitiyor. Yani bir günde birden fazla anahtarlık yapılabilir. Bakın şimdi 2-4 tane düğüm attım. 5. ipimle de düğümümü atıyorum. Aynı şekilde klasik düğümümü attım. Bakın baklava dilimim hazır. Şimdi burada kapama yapıp bir alt dilime nasıl geçeceğiz? Bunu tarif edeceğim. Sandalyenin tepesine attığım iplerimi indiriyorum. Bakın 2, 4, 6 bu tarafta vardı. 2, 4, 6 bu tarafta var. Şimdi bu şekli aldı. Ne yapıyoruz? Buradaki sol taraftaki sabit tuttuğum ipi devam ediyorum sabit tutmaya. Diğer sabit tuttuğum ipi bakın alıyorum. Ortadaki, şöyle göstereyim. İki uç, yani soldaki sabit tuttuğum üstte kalıyor. Sağdaki sabit tuttuğum ip, düğümlerin içinde kalan ip altta kalıyor. Şimdi bu iple iki tane düğüm atıyorum. Sabit kalan ipime. Burada ağız yani kısmını, şu uç kısmını kilitlemiş oluyoruz. Ve diğer noktaya başlıyoruz. İki tane düğümümü attım. Burayı kapatmış olduk. Bu şekilde kapamayı yapacağız. Şimdi yapacağımız işlem baştaki işlemin aynısı olacak, fakat yeni başlayanlar için akılda soru işareti kalmasın diye tekrar şu alt kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın solda sabit tuttuğumuz iple aynı işe devam edeceğiz. Burada şu 6. ipi şöyle soldan saydığımda 2, 4, 6 tane ip burada var. 2, 4, 6 tane ip burada var. Ortadaki soldan sabit gelen iple aşağı doğru, yani şuradaki işlemi yapacağız. Sabit tutmaya devam ediyorum. Şimdi burada 2, 4, 5 tane ip var bakın. 6 taneyi şöyle sola ayırdım. Sağda da yine 2, 4, 6 tane var. Bakın aynı düğüm işlemine devam ediyorum. Aşağı doğru. Her iple yine 2 tane düğüm atıyoruz. Sabit olan ipimizin üzerine. Bir sonrakine geçtim. Bu arada şuralarda boşluklar olacak. Yani ip biraz uzun kalacak. Aynı şuradaki işlemin aynısı. Bir sonrakine geçtim. Son iki ipim kaldı. İkişer tane düğüm atmaya devam ediyorum.
Sonuncusu. Bak, bu şekilde tamamladım. Şimdi 2, 4, 6 tane ipim burada. Sayıyı karıştırırsanız eğer, nasıl yapacağınızı bilemezseniz, bu şekilde tamamladık. Bakın buradaki soldaki inen aşağı kadar indi direkt. 2, 4, 6 taneyi sağ aldım. 2, 4, 6 tane solda. Şimdi sola ayırdığım 6 tane ipin en sağdakini sabitleyeceğim. Yani üstte kalacak. Bu ipin üzerine düğümler gelecek. Bunu sabit tutuyorum ve başlıyorum. Şuradan karışmasın. Tekrar sandalyemizin tepesine atalım. Şu şekilde düzleyeyim. Bakın 2, 4, 6 tane ipim var. En sağdakini sabitledim ve düğüm atmaya başlıyorum. Klasik. Düğüm atıyorum. Her biriyle 2 tane düğüm atacağım. Bu arada burada neye dikkat edeceğiz? Şöyle birazcık indireyim, net anlaşılsın. Şurada ne kadar uzunluk bırakmışsak bu tarafta da aynı uzunluğu bırakmaya çalışalım ki karşılıklı eşit olsun. Kötü bir görüntü olmasın. Böyle ikişer tane her bir ipten düğüm atıyorum. Bakın. Şimdi ipimi aşağı indirdim. Şuradaki baştaki işlemin olduğu noktaya geldik. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi orta göbeği yapacağız. Baklava diliminin tepe noktasını yaptık. 2 tane sağda, 2 tane solda ip ayırıyorum. Şöyle tepeye alayım. Sandalyemin tepesine attım. Sağdan soldan 2 ipi. Ve ortadaki ipten bir sağdan bir tane soldan aldım. Bu düğüm tekniğini tekrar göstermek istiyorum. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Bakın sağdaki ipi her zaman hangi yöne başlangıç yapmışsanız o şekilde devam edin. Bir sağdan bir soldan almak yani düzgün görünmeyecek değil. Biri yani uç kısmı sağda duracak, bir diğerinin uç kısmı solda duracak. O yüzden güzel muntazam olmayacaktır. O yüzden hangi yönden sürekli alıyorsanız hep o yönden alarak örme işlemine devam edin. Ben hep sağdan başlıyorum. Bakın ortadaki 2, 4, 6, 8 tane ipim var. Sağdan soldan birer tane ayırdım. Ortada 6 tane ipim kaldı. Sağdaki ipi şu şekilde D harfi yapıyorum. Ve ortadaki iplerin üzerine alıyorum. Diğer ipi de, solda olan ipi de D harfi yaptığım ipin üzerinden tutup tuttuğum şu boşluktan D'nin içerisinden çıkarıyorum. Ve düğümü yukarı taşıyorum. Bu ilk düğüm. Yine aynı mesafede olmasına dikkat edelim. Şimdi sol tarafı alıyorum. D harfini sola yapıyorum. Sağdaki ipi D harfi yaptığım ipin üzerinde tutup D'nin içerisinden geçiriyorum. Ve ikinci düğümü de atıp düğümümü oluşturuyorum. Bu şekilde hafifçe sabitledim. Sonra bakın şuradaki yaptığımız işlemin aynısı. Ne yapacağız? Şimdi baklava dilimini kapatacağız. En sağdan başlıyorum. Yine 2, 4, 6 tane ayırabilirsiniz. 2, 4, 6 karıştırmamak için 2, 4, 6 bu tarafa 6'yı ayırdım. En sağdaki ipi sabitliyorum ve 5 tane ipi klasik düğüm atarak, her iple 2 tane düğüm atarak baklava dilimimi kapatıyorum. Yani şuradaki yaptığım işlemin aynısını tekrar ediyorum. Yine mesafelere dikkat ediyorum. Bir alttaki baklava dilimine başlarken de
şu aradaki yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Oldukça kolay ve bir o kadar da keyifli yapması. Ama ben yeni başlayanlar için, video biraz uzun olmuş olabilir, yeni başlayanlar için detaylı olarak paylaşmak istedim. Bakın bu şekilde kapatacağız. Bundan sonrasını göstermek istemiyorum çünkü video oldukça uzayacak. Tekrar burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bu baklavadan 3 tane yapacağız. İsterseniz sizler 2 tane de yapabilirsiniz. Daha önce hazırlamıştım, sizinle de paylaşmıştım. 3 taneyi bu şekilde yapacağız. Ben şimdi kalan 2 baklavayı da tamamlayayım. Şu son kenar bitişini sizinle birlikte yapmaya geçelim. Toplamda 1, 2, 3 tane baklava dilimi yaptık. Ortada düğümümüz var. Şimdi sol taraftaki sabit tuttuğum ipi yine aynı şekilde sabit tutup sağdaki sabit tuttuğum ipi alta alıyorum. Yani burada sol tarafta 2, 4, 5, 6. iple de sıradaki gelen 6. iple de 2 tane düğüm atıp baklava diliminin şu ağız kısmının uç kısmını kapatıyorum 2 tane düğümle. Bu şekilde sabitledim, kapattım. Elinizle düzleyebilirsiniz. Şekil en son şekil verirken bakın şu şekilde toparlama yapabiliriz. Şimdi ağız kısmında şu aşağı uç kısmında kapatma yapacağım. En sağdaki ipi sabit tutacağım ve düğüm atmaya başlıyorum. Kaç tane iple düğüm atacağım? 2 4 5 tane iple düğüm atacağım. Klasik düğüm. Bakın yine aynı yöne. Bir üst sırada yaptığımız işlemin aynısı. Aynı yöne sıkılama düğümü yapıyoruz. Klasik düğümle bir sıra daha gidiyoruz. Her iple yine 2 tane düğüm atıyoruz. En sağdakini sabit tuttum. Beş iple düğüm atacağım. 2 4 bir tane daha 5. ipimi de aldım. Sırasıyla gelen iplerle düğümümü yaptım. Bakın 2 4 5 tane ip burada. Bir tane de sabit tuttuğum ip. Buradaki sıkılamayı yaptım, kapatmayı. Şimdi sol tarafa geliyorum. Solda 2 4 6 tane ip var. En soldaki ipi bakın şu şekilde sabit tutacağım. Aşağıda kalan 5 iple de klasik düğüm atacağım. Kapatma yapacağız. Bir de bakın şurada sağda sabit tuttuğum iple de düğüm atacağız. Yani burada 2, 4, 6 tane ip olacak aşağıda. Şimdi hemen hızlı bir şekilde düğümlerimizi atalım. Üst sırayla aynı. Bakın sıfır yakınlık, hiç uzaklık yok. İplerde boşluk yok. Birbirine sıfır. Olabildiğince yakın düğüm atıyorum. Birbirine yakın olmasına dikkat ediyorum. Son 3 ipim kaldı. Bu 3 ipi de düğümleyip artık ipimi keseceğim. Çok çabuk bitiyor. Ben video çektiğim için birazcık yavaş ördüm başlangıçta. Yani yaklaşık bir tane anahtarlı tahmin ediyorum. 20 dakikada, en fazla 25 dakikada çok rahatlıkla örebilirsiniz. Bakın 6. ipi de düğümlüyorum. Bu şekilde tamamladım. Şimdi bu ip tarandığı zaman açılıyor ama ben bu modelde açılsın istemediğim için şöyle birazcık göz kararı ip bırakıp keseceğim. Şöyle yaklaşık bir 4 parmak kadar filan bırakıyorum ve kesiyorum. Daha iyi olacak. En son düzleme yapabiliriz. Evet.
1 metre 30 santim kullanmıştım. Yeterli oluyor. Şu kadar da arttı isterseniz. 1.20 de iple yapılabilir. Yani 1 metre 20 santim iple de yapılabilir isterseniz. Ama ben fazla olsun, eksik olduğu zaman sıkıntı oluyor. Bir 10 santim fazladan bırakıp yapmayı her zaman daha doğru buluyorum. Daha kolay oluyor. Evet, bu şekilde uçlarını da kestim. Artık anahtarlığımı sandalyemden çıkarabilirim. Bakın, yapımı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok kolay ve keyifli. Çok da güzel görünüyor. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.